Anlıyorsun zaten. Çırenk ne demek? Aşkım çırenk nedir? Yani çırenk çingene diyor resmen yani. Çırenge diye bir şey mi çıktı yani? Yeni yeni laflar mı türüyor? Çingene diyeceksin ona dipodüz yani. Ne ki bakayım bir saniye. Cringe komedisi mizah sosyal becerisizlikten, suçlu zevkten, kendine küçümseyenden, kendine özgü mizahdan. Öyle değil bak, şu tarz bir şey yaşadığında anlıyorsun cringe bir olayın içinde olduğunu. Uçağını kaçırmak üzeresin. İzmir'e doğru yola çıkman lazım ama son dakikadan bilet bulmuşsun. Arkaya güzelce oturmuşsun, maskeni takmışsın. Tam korona safe derken önünde gelip biri dans etmeye başlıyor. Böyle kıvırmaya falan başlıyor. Ve buna cringe değil marjinallik diyor, anladın mı? Dur birkaç örneğim daha var. Sıralamaya bile giremiyoruz. Tam bu noktada asa geldiği o anda... Cringe şey biraz da nedir biliyor musun? İnsanlar içinde yapıldığında marjinal hissettiren ama dışarıdan baktığında bu gerizekalı ne yapıyor dedirten ve açıkçası kendiyle biraz çelişen durumlarla ilgili yapılacak genel isim adı olabilir. Mesela TikTok'ta sadece şu an kaydırıyorum bak. Tabii ki ikisini de yapabilir, seni gerizekalı dediğini duyar gibiyim. Doğru lan. Abi de içerik polisinde şunu izlemiştik ya bak, geçen aklıma geldi. Bak bunun kameranın diğer tarafını gösteren halini buldum bak şimdi. İnternette yeterince araştırırsan her şeyi bulabiliyormuşsun, bunu anladım. Dur az önce TikTok'ta beyinsiz gibi scrolllama hoşuma gitti, bir daha yapacağım. Arkadaşlar. Yasaklama bence reklamı. Ben bu videoları izlediğimde sadece bunun background'unu düşünmeye çalışıyorum. Hani bu videoyu başlata tıklamadan önce yaptığı şey neydi bu insanın? Hani anlamıyorum. Küveti doldurduktan sonra kamerayı oraya tripodu koyduktan sonra ne yap? Galiba bu şey ayarında. Zengin insanların sauna videolarını paylaştığı videolarla aynı eşdeğer olması gerekirken... Dalga konusu mu oluyor? Yoksa bunu dalga konusu yapan ben miyim? Kendimle çelişmeden hemen cringe bir şey bulmam lazım. Maşallah. Bekleyin. Ne bekliyorsun? Bam. Yeni ayakkabılarımı giyiyorum. Onun avradını yorumlarda o kadar korkunç şeyler. Nasıl bir çocuk Atatürk'e saygısızlık yaptıysa böyle dine alay edenlerin de yakalanmasını isterim. Adalet mi istesin ya? Bak bu az önceki argümanımı destekliyor. İzlediğimiz videolarda görmek istediğimiz şeyi görürüz gibi bir mesaj çıkarabiliriz buradan. Bağlamak istediğimiz şeylere de bağlarız gibisinden. Ve ayrıca arkadaki kadın doğum masası ne alaka? Tamam, bugünün son kaydırması, hazır mısın? Big Bang. Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Content bu ya, işte content budur abi. Küvete girmene gerek var mı? Akrabalarımdan birini buralarda göreceğim diye ödüm kopuyor. Malzeme yerinde ama. Öyle tipler de var, Allah'ım burnu kırasım geliyor herifleri. İnternette her yerde seks arayan adamlar var. Onların farkında mısın? Zaten farkında olmamak biraz zor biliyorum ama. Her şeyde ama her şeyde. Kutu kola görse... Neyse. Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim küçük. Tamam. Kolay. Ve zaten her şeyi yemiyorum. Ne? Sen yiyeceksin. 2. Ona gerek var mı ya? Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. Bak bir poz daha. Ay. Tamam, hırka ne olacak ki? Hırkada sıkıntı yok. Sonra? 3. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Oha! Oha be kadın be! Yuh! Bunu da istemezsin ha! Bunu da istemezsin! Neden? Nedeni var mı? Çünkü ben çikolatasın değil mi? Orada yaptığın seslerinden remix yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum şu an. Tamam mı? O yüzden
sen sütü boş ver. Kazanmayayım ben amına koyayım onu al bunu ver. Bana da uzun bir serüven lazım. Senaryolardan yok mu? Allahu ekber, Allahu ekber. Hey 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 dostum, ezan remix'e izin veremem. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Günlük hayatta ne zaman bunları sorgular hale geldik? Tabii ki de inanıyorum. Felsefeye göre dokunamadığın ve görmediğin şeyler yoktur. Ulan bilim lan o! Demek ki neymiş? Allah da yok. Allah da yok. Bay bay. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sen beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki beynine dokunabiliyor musun? Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. Şimdi teorik olarak beyne dokunabilirsin, tamam mı? Ama bunu seninle tartışmasını bugün yapmak istemiyorum. Zaten insanların bu konu hakkındaki tepkileri de çok açık ve net. Şey gibi. Olsun kız güzel AQ. Allah yok mu dedin? Kardeşim sen kulağının arkasını görebiliyor musun? Söyle bakayım. Ha? Ha? Bırak onu. Kulağının arkasını görebiliyor musun? Söyle. Söyle. Allah Allah. Üç. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Güven çikolatasın değil mi? Güven çikolatasın değil mi? Çikolatalı süt almak zorundasın.